Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar merhabalar. Selamlar dostlar. Merhabalar. Merhabalar dostlar. Evet dostlar. Sevgili dostlar merhabalar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar, sevgiler. Burak Karoğlu YouTube kanalındasınız. Burak Karoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz öncelikle. Onu söyleyeyim. Uzun bir aradan sonra yine otomobil piyasasını sizlerle beraber konuşacağız. Yine sizi böyle arabanın makul bir yerine yerleştirebildikten sonra arabamı atladım ve yola çıkıyorum. Yolda neler konuşacağız diye soracaksınız. Hemen söyleyeyim. 2023 yılında ilk çeyrekte yani Ocak, Şubat ve Mart aylarında otomobil satışlarını konuşacağız. 0 kilometre otomobil satışlarını konuşacağız. Tabii ikinci elle ilgili bir rapor böyle aylık bildiğim kadarıyla yayınlanmıyor ama yıl bazında yayınlanıyor. Yani ikinci el raporunu aslında yıl sonu yine daha önceki videolarda yaptığımız gibi yaparız. Ama şimdi sıfır otomobil satışlarını konuşacağız. Şimdi eğer bir gazeteci olsaydım rekor kırıldı, inanılmaz satışlar falan diyebilirdim. Ama bunu demeyeceğim. Evet rekor kırıldı dostlar. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorlarından biri kırıldı. Mart ayı üzerinde 100 binin üzerinde satış yapıldı ve bu gerçekten Türkiye rekoru. Şimdi birazdan bunlara gireceğiz ama öncelikle videonun başında şunları söyleyeyim. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve Instagram'da otomoto alt çizgi haber hesabını da takip ederseniz beni çok sevindirirsiniz dostlar. Bu formattaki ya da otomobille ilgili içeriklerin devamı için sizlerin beğenisi, yorumu ve takibi yani aslında hani biz bu içerikleri seviyoruz, biz bu içerikleri izliyoruz, dinliyoruz. Hani bizden biri gelip otomobille ilgili bir şeyler konuşuyor ve biz bunu ve bu bize hoşumuza gidiyor anlamında ben anlıyorum bunları. Eğer tersi ise zaten videoyu beğenmeyerek ya da olumsuz yorumlar yaparak yine bunu belirtebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kısıtlamanız tabii ki yok. Evet size elimdeki notlarla aslında açıklayacağım. Şimdi burada gelip notları hani bakıp da kesip de sanki ezbere söylüyormuşum gibi yapmama gerek yok. Böyle bir rol yapmama gerek yok. Tabii ki de belli başlı notlar aldım. ODMD'nin internet sitesine yayınlanan aylık raporlardan aldığım notları sizlere okuyacağım dostlar. Daha önce telefondan bakmama laf edenler oldu. %100 haklılar. %100 haklılar. Birazdan yine telefondan bir şeye bakacağım ama sadece bakıp çekeceğim sizlere araba kullanırken telefonuma bakmayacağım ve sizlere de bakmamanız yönünde örnek olmak benim sorumluluğummuş. Öyle söylediler. Katılıyorum %100. O yüzden kağıdıma bakabilirim. Ocak ayında 2023 Ocak ayında 50.894 tane satış yapılmış dostlar. Şubat ayına geldiğimizde 81.148 tane satış yapılmış dostlar. Mart ayında ise 103.929 tane 0 kilometre otomobil ve hafif ticari araç satılmış. İnanılmaz bir sayı bu. İnanılmaz bir sayı. Şimdi bazı simülasyonlar yapılıyor biliyorsunuz. Özellikle bunu OYDER falan yapıyor işte. Otomobil Distribütörlüğü ve işte Satıcılar Derneği gibi bir öyle bir dernek var. Tam adını hatırlamamakla beraber çok özür diliyorum. O derneğin bazı simülasyonları var. Hani muhtemelen o simülasyona göre böyle 1.250.000 araçlık falan bir satış gidişatı bunlar ama genellikle özellikle bu pandemi başladığından beri, bu tedarik sorunları başladığından beri genellikle yıla hızlı başlanıyor. Ama yıl bu kadar hızlı bitmiyor. O yüzden muhtemelen tabii 1 milyon üzerine çıkmak bir hayal olsa da yine de önemli bir rekorla başladığımızı söylemek isterim. Peki rekorlara rekor kattık dedik. Hatta bölümün başlığı muhtemelen rekorlarla ilgili bir şeyler olacak. 2022'deki satışlar neydi? 2023'teki satışlar ne? Bunu aslında karşılaştıralım sizlerle. İlk çeyrek için konuşuyorum dostlar. 2022'de ilk çeyrekte 152 bin tane otomobil ve hafif ticari araç satılmış. 2023'e geldiğimizde 236 bin tane otomobil ve hafif ticari araç satılmış. Yani iki katına çok yakın bir artış. Gerçekten 1.6-1.7 kat gibi bir artış var. Ve bu artış gerçekten bu işin rekor olmasını garantiliyor. Evet şimdi sizlere bir tablo gösteriyorum. İlk çeyreğin son 5 yıla kıyaslaması. Bunu da EBS danışmanlığa teşekkürlerimi edeceğim. EBS danışmanlık sayesinde bu bilgilere erişebiliyoruz dostlar. Evet hızlıca söyleyeyim. Toplamda Ocak-Mart yani ilk çeyrek özelinde 2023'te 235 bin tane satış yapılmış. Bakın az önce söylediğim gibi 2022'de 152 bin tane, 2021'de 198 bin tane,
2020 yılında 124 bin tane, 2019 yılında 84 bin tane, 2018 yılında da 158 bin tane. Yani aslında geçtiğimiz yılki rakam aslında mantıklı bir rakammış. Yani az önceki notlarımdan da gördüğümüz kadarıyla 2022'de 152 bin tane otomobil hafif ticari araç satışı mantıklı bir rakammış. Yani Türkiye'nin anormal ekonomik krizler geçirmediği veya parasının değer kaybetmediği ya da Covid'den dolayı yetkili satıcıların kapanmadığı bir dönemde zaten 152 bin satış ortalama yeriymiş yani aslında ilk çeyreğin. Bu yıl neden böyle oldu derseniz bence çok acayip sebepleri var. Bunları da yine konuşacağız. Sizler de bu yıl neden bu kadar fazla araç satıldığını ve hala bizim neden araç bulamadığımızı yorumlara bekliyorum dostlar. İzleyenler ya da fikri olanlar, duyumu olanlar da aynı şekilde bana katılabilir. Söz baharlar gelecek. Evet, şimdi sizlerle biraz markalara göz atacağız. Marka ve model bazında aslında ODM'de bu aylık açıklamalarda çok bir açıklama yapmıyor. Genellikle yıllıklarda vesaire görüyoruz ama zaten hani çok sürpriz değil, Egea, Clio falan böyle en çok satan modeller olacak muhtemelen. O yüzden bunu çok dert edinmiyoruz ama markaların satış grafikleri aslında çok önemli. Yani bir marka bir yıl çok satmışken öbür yıl aynı çeyrekte az satmış vesaire olabiliyor. Şimdi hızlıca ona bakalım isterseniz. Ne yapıyorsun hacı? Ne yapıyorsun da? Evet, kör noktalar. Tırların kör noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor dostlar. Bununla ilgili trafik kazaları izliyoruz diye videolarımız var. Trafik kazaları izliyoruz 1 ve çok yakında yayına girecek trafik kazaları izliyoruz 2 yayınlarımız var. Bu yayınları takip etmenizi samimiyetle öneriyorum. Orada zaten çeşitli kazaları yorumluyoruz. Onların üzerine konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yeri geliyor eğleniyor, yeri geliyor üzülüyoruz. Bunu da şimdi hatırlatayım. Evet, şöyle hızlıca bakalım. Son 3 yıldaki markaların satış kıyaslamaları aslında bu tablo. Şimdi baktığımızda her yıl en çok satan marka Fiat olmuş. Fiat her yıl hem 2023'te hem 2022'de hem 2021'de ilk çeyrekte en çok satan marka olmuş. Şimdi buradaki sayılara gelecek olursak onları da hemen söyleyeyim. Fiat 2023'te 49.700 yani neredeyse 50.000 otomobil satmış. 2022'de 22 bin tane satıyor. 2021'de ise 28 bin tane satıyor. Yani aslında Fiat 2022'de sattığı otomobilin iki katını satarak liderliğini perçinliyor diyebiliriz. Bunda muhtemelen Egea'ların ve hatta belki yeni gelen Fiat 500'ün bile çok büyük payı vardır. Volkswagen'den gideceğim. Volkswagen 2021 yılında ikinci sıradaydı otomobil satışlarında. 21.290 civarı bir otomobil satmıştı. Yine size tabloyu ve kesin rakamları zaten oraya yazacağım, belirteceğim. Volkswagen 2022'de 5. oluyor 10.000 satışla. Yani satışlarını yaklaşık %55-60 kadar azalıyor 2022'de. 2023'te de 17.000 civarı satışla aslında 2022'deki satışlarını arttırmakla birlikte 2021'e göre de oldukça düşük bir satış rakamında kalıyor Volkswagen. Volkswagen'in zaten 2022 ve 23 yılındaki çip krizini ve tedarik sorunlarını sahibinden.com'daki bayi fiyatının 200 bin lira üzerine satılan Volkswagen araçlarından anlayabilirsiniz. Siz anladınız onu. Onun dışında bu tabloyu dostlar siz kendiniz de yorumlarsanız şunu göreceksiniz aslında. Tedarik sıkıntısı gerçekten çeken markalarla tedarik sıkıntısını atlatabilen, halleden ya da tedarik sıkıntısı mı o da ne falan diyen markaları siz de baktığınızda görebileceksiniz. Yine ben bunu Otomoto Haber Instagram sayfasında bu EBS danışmanlıktan alınan yani başka hiçbir yerde bulamayacağınız. Ben de EBS danışmanlığının çeşitli sosyal medya paylaşımlarını da gördüm, oradan edindim. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bu verileri de ben yine Otomoto alt çizgi haber hesabında Instagram'da yayınlıyor olacağım dostlar. Şimdi sıradaki konularımıza geçelim ve biraz hızlanalım. Şimdi otomobil pazar analizine geldik. Ocak ve Mart aylarında işte hangi segment, hangi gövde vesaire vesaire daha önce de konuşmuştuk. Önceki bu 2022 yılındaki satışlarla ilgili falan konuştuğumuz videoda da konuşmuştuk. Şimdi yine oradayız dostlar. 2023'ün ilk çeyreğinde A segmenti arabalar 1400 tane satılmış. Yani Kia Picanto, Hyundai i20, Fiat 500
Fiat Panda, aklıma da başka araba gelmiyor açıkçası. B segmentine geliyoruz. 60.870 tane B segmenti satılmış. Yine grafikleri ekranda göreceksiniz. Sizler için de daha net anlaşılır olsun diye grafikleri oraya koyuyorum ama ben de bunu söylemek zorundayım. 93.990 tane, yani neredeyse 94.000 tane C segmenti otomobil satılmış. D segmentine geliyoruz ve tabii ki yavaş yavaş sayılar azalıyor. 12.000 tane D segmenti araç satılmış. 6.000 tane E segmenti, 1.000 tane de F segmenti otomobil satılmış dostlar 2023'ün ilk çeyreğinde. Pardon, şeyi söyleyeyim. Çok özür dilerim. En çok satan hangisi? Tabii C segmenti. Zaten siz de görüyorsunuz. Pazarın %53'ü. Yani her satılan iki arabadan biri C segmenti. Şimdi devam edelim. İlk çeyrekte satılan gövde tiplerine geldik. Sedan gövde tipi 52.430 tane satışla birinci sırayı alıyor dostlar. Hatchback gövde tipi 37.282 tane ile devam ediyor. Station wagon 1058 tane, MPV'ler 1252 tane, spor otomobiller 1144 tane, SUV'ler ise 81.788 tane satıyor. Yani bu da toplam satışın %46'sına denk geliyor ki bu da yine her satılan iki araçtan birinin SUV olduğunu bizlere söylüyor dostlar. Gelelim yakıt tiplerine. Yakıt tiplerinde de 2023'ün ilk çeyreğinde, yani Ocak, Şubat ve Mart aylarında 117.650 adet benzinli otomobil satılmış. 31.465 tane dizel otomobil satılıyor. 2.762 tane LPG'li, fabrikasyon LPG'li otomobil satılıyor. 18.874 tane hibrit otomobil satılıyor. Ve 4.670 tane elektrikli otomobil satılıyor dostlar. %67 ile benzinli otomobiller birinci sırayı alıyor ki 167 bayağı iyi oran. Bayağı yüksek oran. Yani burada satılan 52 otomobilden biraz fazlası benzinli. Tabii şimdi elektrikli araçlar 4.600 satmış dedik ama hem Tesla gelecek. Tesla'nın 10.000'in üzerinde sipariş olduğu söyleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam 28.000 tane TOG gelecek ve diğer bir sürü otomobil gelecek. Onlarla beraber bu sayı çok artacaktır. Ya son olarak aslında son 10 yıllık ortalama ile, yani son 10 yılın ilk çeyreklerinin ortalamaları ile aslında ben 2023'ü biraz kıyaslayalım ve videoyu bitirelim istiyorum. Ocak ayına gelelim. Ocak ayı ortalaması son 10 yılda. Ocak ayı ortalaması 32.943 tane otomobil satışı dostlar. Bu yıl kaç tane satılıyor derseniz 50.894 tane satılmış. Yani 18.000 tane daha fazla otomobil satılmış son 10 yılın ortalamasında. Şubat ayına geldiğimizde 46.561 araç satış ortalaması var Şubat aylarında. 81.148 tane, yani neredeyse 2 katına çok yakın bir rakam satılmış Şubat ayında. Mart ayına geldiğimizde de Mart ayı ortalaması 69.268 tane. Son 10 yılın Mart ayı ortalaması. 2023'e geldiğimizde de Mart ayında 103.929 tane satılmış. Yine 2 katına oldukça yakın bir sayı. Gerçekten dostlar bakın, bu inanılmaz bir şey bence. Yani bu yıl çok farklı bir yıl olacak. İşte al satçılar zarar edecek. Hani belki otomobil fiyatları, işte şimdi otomobil fiyatlarının mesela seçim sonrası ne olacağı çok herkesin için muamma. Çünkü tamam, evet, otomobil bir yatırım değil. Yani alsat yapmak için ya da bir yatırım yapmak için otomobil almayı tasvip etmiyoruz hiçbirimiz. Buna hiçbir itirazımız yok. Ama örnek veriyorum. Her şeyin fiyatı artarken ve belki de 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra bir ev alacak bir vatandaş düşün. Bu vatandaş parasının da yerini korumak için bir araba alıyor. Diyor ki hem binerim, hem binerken de diyor bunun değeri artar, ev alacağım zaman satar evimi alırım diyor. Örnek veriyorum size. Şimdi sizce otomobil fiyatlarının düşmesi kime yarar? Tabii ki halka yarar. Tabii ki halka yarar. Ama plansız, programsız bir şekilde ÖTV'yi düşürmek de mümkün değil. Bunu da yine ODMD'nin, Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin ÖTV'yi sıfırlama planını sizlere link olarak bırakacağım. Aşağıya ekrana yansıtabilirsem yansıtacağım. Yani ÖTV'nin bir anda düşürülmesinin Türkiye'deki tüm otogalerileri ve tüm filo şirketlerini bir günde batıracağı ve işte yatırım amaçlı otomobil alan vatandaşın da parasının kül olacağı için birçoğunun ekonomik olarak batacağını, yani bunun mümkün olmadığını, ÖTV'nin yavaş yavaş
yavaş yavaş azaltılacağına dair bir grafik var. O grafiği de görürsem ekleyeceğim. Eğer grafiği ayrı bulamazsam da sizlere ben linkini bırakıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz dostlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben yeni bir şehir içi otomotiv aldım. Beni tanıyanlar bilir, bir Opel Crossland almıştık 2,5-3 ay önce. Ben onu uzun yollarda kullanıyorum. Hem manuel vites olması hem de 130 beygirlik işte motor olması nedeniyle ben onu uzun yollarda kullanıyorum. Şehir içinde de otomatik vites olduğu için İstanbul'da ben bu Hyundai i20'yi kullanıyorum dostlar. Hyundai i20'den geleceğim yerli otomobil. Lütfen yerli otomobil alalım. Yani bu size gösterdiklerim, benim okumadığım ama size gösterdiğim diğer tablolarda da göreceksiniz. Yerli otomobil satışları oldukça yüksek. Ve yerli otomobil fiyatları İtalyanlardan biraz da olsa daha düşük. Örnek veriyorum, bayi fiyatları üzerinden örnek vereceğim. Ortalama bir B segment araç, yani Volkswagen grubu ya da işte Stellantis grubundaki herhangi bir B segment otomatik vites, orta paket bir araç 750 bin liranın altında satılmazken bu aracın, yani Hyundai i20'nin şu an bindiğim Style paketi 648 bin lira civarı bir fiyatı var. Yani bakın, aynı motor, yine işte 1.0 turbolu bir motor bu. Yine çift kavramalı, fena olmayan bir şanzıman var DSG gibi. Ve özellik olarak da Seat Ibiza'dan, Skoda Fabia'dan ya da Volkswagen Polo'nun orta bir giriş paketlerinden çok daha azı da yok. Ama fiyatı 50 bin, 100 bin lira işte, değişiyor, daha az. Lütfen yerli otomobilleri tercih edelim. Dışarıya dolar vermeyelim, dolar göndermeyelim. Hele bu ekonomik zor günlerde lütfen dışarıya dolarlarımızı göndermeyelim dostlar. Dolar gelsin, biz de buradan TL ile otomobil alalım. İşte yurt içindeki üreticilerden. TOK için de hayırlı olsun diyelim. Az önce zaten TOK'tan bahsetmiştik. Satış rakamlarını konuştuk. Elektrikli otomobillerde 28 bin tane otomobil satmak gerçekten önemli olacak. Şarj imkanları ve olası şarj sorunları ile ilgili başka bir video yapacağım. Onu da hatırlatın bana. Ve veriler için ODMD'ye ve ES danışmanlığa da çok 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 teşekkür ederim dostlar. Yine dediğim gibi bir aksi bir durum varsa zaten ben farklı referansları da zaten yine tablolarda belirtiyor ya da direkt olarak oradan koyuyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Benim videolarımı işte böyle araba içinde daha monoton videolar olduğu için bu tarz videoları dinleyenler olduğunu duyuyorum. Hani açıp YouTube Premium olup işte arka planda açıp koyup da dinleyenler varmış. O yüzden dinleyenlere de teşekkürler demek istiyorum. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Ben daha önce de belirttiğim gibi otomobille ilgili video çekmeyi çok seviyorum. Hele otomobil içinde video çekmeye bayılıyorum dostlar. Biraz fazla bağırdığım için, otomobil içeriye ses aldığı için sesim her seferinde kısılmasına rağmen ben bu işi çok seviyorum. Bu işten vazgeçmiyorum. Sizlere de elimden geldiğince bu bilgileri aktarmak için can atıyorum dostlar. Gerçekten can atıyorum. Çok iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyle, abone olmayla vesaire ile ilgili kısımları tekrar hatırlatıp sizi sıkmıyorum. O halde görüşürüz.